Bisiklet, en çok dayanıklılık isteyen spor dallarından biri. Özellikle de uzun yol bisiklet yarışları. Bisikletçilerse bu zorlu sporu hakkıyla yapabilmek için yarışlar esnasında en çok çalıştırdıkları bacaklarına ekstra önem veriyorlar. Bisikletçilerin bacaklarına bakarsanız bunu net bir şekilde anlayacaksınız. Hepsi kaslı, iri ve oldukça güçlü görünüyor. İri kaslı bacaklara sahip bisikletçi denildiğinde de akta ilk Robert Forsteman geliyor. Olimpik bisikletçi Robert Forsteman, inanılmaz bacaklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Alman bisikletçinin bacakları pedal çevirmekten inanılmaz bir güce sahip olmuş. Elbette Forsteman, böylesine iri bacaklara sahip olabilmek için uzun ve yorucu antrenmanlar yapmış. Söylenenlere göre Forsteman, squat ve leg press gibi egzersizlerde çok yüksek ağırlıklar kullanıyor. Forsteman'ın bacak çapı tam 74 cm. Bazı ölçümlerde üst bacak çevresi 86 cm çıkmış. Üst bacak kası birçok kişinin belinden daha kalın. Düşünebiliyor musunuz? Bu adam kendine göre nasıl pantolon buluyor? 1986 doğumlu Forsteman, 2010 yılında takım sprintinde dünya şampiyonu olmuş. Daha sonra kariyerine paralimpik pist bisikletinde devam etmiş. Kariyerinde sayısız başarılara ve şampiyonluklara imza atan Forsteman, ayrıca dağ bisiklet yarışlarına da katılıyor. Üst bacak kaslarının kalın olmasından ötürü Forsteman'a Quadzilla da denilmektedir. 1.74 boyunda, 96 kilogram ağırlığında olan Robert Forsteman, kısaca güçlü ve bir o kadar da ilginç fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ama bu sadece ona özgü değil. Bisikletçilerin genel olarak belden aşağısı olabildiğince kaslı, yağsız ve sağlıklıdır. Belden yukarısı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çünkü çalışan bölge yalnızca aşağı kısımdır. Bisikletçiler için saatlerce bisiklet sürmek oldukça zorlu. Bu zorluğun vücutta bıraktığı etkiyi de yarışçılardan Pavel Polyanski, Fransa bisiklet turu esnasında Instagram hesabı aracılığıyla tüm dünya ile paylaşmış. 18 günde kat edilen 2829 kilometre mesafe sonrası bacaklarının fotoğrafını paylaşan Polonyalı Polyanski, paylaşımının altına da şu cümleyi yazmış. 16. etap sonrası bacaklarım biraz yorulmuşa benziyor. Polyanski'nin bacakları oldukça garip görünüyor. Yağsız, oldukça kaslı ve ince. Daha önce hiç böyle bir bacak görmüş müydünüz? Sıfır yağ oranı demişken Tom Stanford adındaki bisikletçiden bahsetmezsek olmaz. İngiltere'nin Exeter bölgesinde yaşayan Tom'un nadir görülen bir hastalığı var. Genç adam derisinin altında yağ depolayamıyor. 23 yaşındaki bisikletçi normal kiloda dünyaya gelmiş. Ancak çocukluğu boyunca yüzündeki, kol ve bacaklarındaki yağlar erimiş. Uzunca bir süre Tom'un rahatsızlığının teşhisi konulamamış. Sonundaysa Tom'a MDP sendromu denen ve dünyada sadece 8 kişide bulunan bir hastalık teşhisi konulmuş. Tom'sa hastalığının ne olduğunu bilmenin günlük yaşantısını değiştirmeyeceğini söylüyor. O, kendisi için oluşturduğu rutinle diyabetini kontrol altında tutup üniversitede hukuk ve Fransızca eğitimi aldığı gibi bisiklet yarışlarına da katılıyor. Tom ayrıca 2011 İngiliz para bisiklet şampiyonu olmuş. Peki kimler vücudunda yağın tutulmamasını ister? Eminiz kilo problemi yaşayanlar bu soruya evet yanıtını verecek. Hepimiz bisiklet sürmenin harika bir egzersiz olduğunu ve hem sağlığımızı hem de zindeliğimizi korumaya yardımcı olduğunu biliyoruz. Peki siz videomuzda bahsettiğimiz bisikletçiler gibi vücudunuz olsun ister miydiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.